Saygıdeğer izleyenler, biz bir haftayı geçkin süredir son 5 yıldır kronik kalp hastası olan ve raporlu ilaç kullanan bir kardeşimizin doktorun verdiği tavsiyelere uymadığı için yaşadığı sıkıntıyı kardeşimizle beraber sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gayemiz doktorların hizmet alanına girmek falan değil ama kardeşimizin yaşadığı rahatsızlığı sebebiyle ilaçları yerinde ve zamanında kullanmadığı için yaşadığı sıkıntıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Önce sizi tanıyalım. Ben Haydar Bergat, Ünye İnkur İncirli Mahallesi'nde yaşamaktayım. Şu anda rahatsızlığımdan nedeniyle Ünye Bayramca Mahallesi ikametgahında adres ediyorum. Oturuyorsun. Oturuyorum. 61 yaşındayım. Bu masanın üstünde kullandığınız ilaç benim 12 aylık ilacımdır ve raporum da elimde. Ve artı bu 12 aylık ilacımda kullandığım ilaçta da bir tanesini de kullanmıyorum. Bu bir tanesi nedir? Bu bir tanesi mide koruyucu hapıdır. Bunu genelde doktorlar 2 tane, 3 tane, 4 tane yazan doktorlara veriyor. İnsanların belirli ilaç kullanmadığından dolayı doktorlar bunu mide koruyucu olarak veriyor. Ama ben mide koruyucuyu yazdırmayıp normal bir doktorun tavsiyesine uyarak ilaçlarımı belirli zaman, gün içinde zaman saatine döktüm. Ve bu zaman saatine döktüğüm ilaçlarımı da aynen bir ilaca bir bardak su. Günlük hem 2 litre suyumu tüketiyorum, hem bu ilaçlarımı günübirlik tüketiyorum. Doktor tavsiyesine uyarak ve saati saatine, dakika dakikasına. Çünkü başka bir yaşama şansım yok. Ve bunları kullanmadığım zaman, başka bir yan şey ettiğim zaman vücudum hemen yan etki yapıyor. Olduğum yerde kalmakla meşgul kalıyorum. Ama doktorun tavsiyesine bunları uyarak, bir de bunun yanı sıra sindirim sistemlerimi de doktorun tavsiyesine uyarak akşam veya da sabahki yediğim yemekleri genelde yeşillik olmak üzere akşam 6'dan sonra katı yiyecek, kızartma, pilav gibi şeyler de kesinlikle yemiyorum. Yediğim zaman sindirim sistemleri yine çalışmıyor. İlaçlara bu sefer faydasını fazla göremiyorsunuz. Ve doktorun tavsiyesine göre bu ilaçları belirli zaman saatinde kullandığınız için ve yaşama şansınız, ömrünüz daha da uzuyor. Ve burada da bilinçli ilaç kullanmak çok önemlidir. Bir ilacın benim gibi hasta olan kişilere bir aydan erken fayda ettiği yok. Bir ilacı bir kutusunu bir ayda bitirecekse ikinci ilacın kutusunu başladığın zaman senin vücudunda o ilacın faydasını daha rahat görebileceksin. Ama bu ilaçları birini 5'te alıp da birini 3'te alıp birini 2'de aldığı zaman bu ilaçların insan vücuduna faydası yok. Yan etkisi de olma şansı çok yüksek. Yani doktorun dediği kurallara harfiyen uyacaksın. Evet, doktorun dediğine uyacaksın. Bu benim 1 yıllık 100 kutu ilacım. Raporum da burada hazırdır. Raporumda da bakabilirsiniz. Devletin bana verdiği bu rapor. Ve bu ilaçlarını ben belirli zamanda kullanıyorum. Sağlık ve saatimce kendimi muhafaza edip yaşayabiliyorum ki şükürler olsun doktorlarımız bizlere bu imkanları sunduğu için. Netice olarak saygıdeğer izleyenler, doktorun tavsiyesine uymadığı için yaşadığı sıkıntıyı da noktalası. Evet, bir zaman iyileştim diye ben bu ilaçları kullanmadım. Bir 6-7 ay sonunda baktım yolda giderken ayaklarım birbirine takılmaya başladı. Bir kanser hastası olur da vücudunu oynatamaz. Aynı o şekilde geldim. Ondan sonra geç kaldım bir zaman ve bir zamanda ilaçlar bana zaman aşımı geçtiği için bir zamanda fayda etmedi. Ama sonundaki şükürler olsun ki doktorların tavsiyesine uydum, tekrar yaşamaya geri döndüm. Ve herkesin de bu ilaçları bilinçli kullanması, sindirim sisteminden çalıştırması, suyunu tüketmesi mutlaka önemlidir. Bir de tuz. İnsan şekersiz çaya alışıyorsa tuzsuz yemeye de mutlaka alışıyor. Bunun bir değişen noktası yok. Ha çaya şekersiz içiyorsun, ha yemeğe tuzsuz yiyorsun. Sadece bir isim değişik. Herkesi de tuzsuz, bu dediğim gibi şekilde kullanmasını ilacının rica ederim ve önemine de saygı duyarım. Peki. Geçmiş olsun. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim ben de sizi beni tanıdığı şey çektiğiniz için. Rica ederim.